Beylikdüzü depreme hazır. Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği deprem konteynerını Lonca Medya olarak beraber inceliyoruz. Deprem konteynerini gezerken bay bayan tuvaletleri bile düşünülmüş. Dur. Burada birçok ekipman var ve tahmin ettiğimiz kadarıyla ihtiyaç olan her şey mevcut. Konteynerimizin içerisinde sular, konserve yiyecekler. Burada da her türlü delici ve kesici aletler var. Burada da buzdolabımız mevcut. Afet İşleri Müdürümüzle beraberiz. Deprem konteynerini bize tanıtıp gezdirebilir misiniz? Tabii ki seve seve. İsmim Cüneyt Gezer. Beylikdüzü Belediyesi Afet İşleri Müdürüyüm. Biz malum Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü halkı olarak Hatay depreminde çok başarılı işlere imza attık. Oradaki tecrübelerimizle Beylikdüzü'nde olası yaşanacak depremde ne gibi önlemleri almalıyız? Oraya giden ekiplerimize bunu değerlendirdik. Bu değerlendirme sonrasında 3 temel ihtiyacın arama kurtarma ekipleri için olmazsa olmaz olduğunu belirledik. Onlardan birisi burada birazdan tanıtımını yapacağımız gerekli araç gereç alet edevatın hazırda bulundurulması. İkinci olarak bu arama kurtarma ekibinin zaten yeterince özverili çalışmasının yanı sıra onların özel bakım ihtiyaçlarının işte lavabo ve duş ihtiyaçlarının karşılanması. Üçüncü olarak da bu ekiplerin vardiyalı şekilde istirahat edebilecekleri yatakhanelerin oluşturulması. Bu manada Beylikdüzü Belediyesi olarak bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ilk olarak böyle bir konteyner tasarladık. Ben kısaca konteynerin içeriğinden bahsedeyim. Öncelikle herhangi bir arama kurtarma ekibinin Hatay'daki veya herhangi başka büyük bir depremdeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanması gereken her türlü elektrik, mekanik aletleri barındıran bir konteyner. Şu an bir prototipini geziyoruz. Biz bunu prototipini yaptıktan sonra hem içindeki donanımı hem de fiziksel koşullarını bir takım değişiklikler yaparak daha olgunlaştıracağız. Bir bölümden oluşacak konteynerimiz. Arka tarafta duş ve WC alanı, lavabosu ve onunla bütünleşik olarak 9 kişilik ranza sistemli yatakhanesi olacak. Orada yatacak olan arama kurtarma ekibinin hem ışıktan hem de sesten etkilenmemesi adına arada bir bölme olacak. Hemen sonrasında da burada görmüş olduğunuz ve hatta burada eksik olan bir takım malzemeleri de tam takım yeni konteynerlarımızda temin edeceğiz. Buradaki temel amaç şu: afet anında Beylikdüzü'ndeki arama kurtarma ekiplerimiz, Beylikdüzü'ndeki kamu ve özel arama kurtarma yapabilecek kişilerin enkaz altında kalabilme olasılığı var tabii ki. Hatay'da bunu bizatihi gördük. Belediyeler, jandarma, birçok kamu kurumunun, AFAD'ın gönüllüleri dahil enkaz zede oldu zaten. Fakat oraya gelen diğer şehirlerden, hatta diğer ülkelerden arama kurtarma ekiplerinin haliyle alet edevat ihtiyacı has safhadaydı. O yüzden burada olası bir depremde Beylikdüzü olarak bu handikapı yaşamamak adına biz böyle konteynerler düzenledik. Etapta demin bahsettiğim gibi her mahallemize bir tane yerleştireceğiz. Akabinde de mahallenin nüfus yoğunluğu, riskli bina sayısı hesaplanarak ve bütçe mertebesinde artışlar yapacağız. Beylikdüzü dışındaki herhangi bir afet noktasına da bu konteyneri hemen kaldırıp tırla afet noktasına da götürebiliyor olacağız. Yani sadece Beylikdüzü için değil, aslında bütün Türkiye, hatta karayla ulaşılabilen bütün dünya için diyelim. Kesici aletlere, merdivenlerimizden balyozlarımıza, küreklerimize, bir arama kurtarma ekibinin özellikle ilk 72 saat, hatta ilk bir hafta boyunca hem kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hem de afete müdahale anlamında gerekli olan bütün araç gerece sahip olacaklar. 3 tane 3'er katlı, yani toplamda 9 kişinin rahatlıkla uyuyabileceği ranzalar yapacağız. 9 rakamını da şöyle çıkarıyoruz. Normalde arama kurtarma ekibi, AFAD tarafından akredite edilen ekip sayısı 27 kişiden oluşur. Bu 27 aslında 18 kişinin %50 yedekli halidir. Yani aslında bizim arama kurtarma ekibi dediğimiz kişi 18 kişidir. Biz bunların 12 saatlik vardiyalar halinde çalıştığını farz edersek
9 kişinin aynı anda uyuyabileceği sistemi yapıyoruz. Fakat Hatay'daki depremde şunu gördük. Arama kurtarma ekibindeki arkadaşlarımızın 12 saatte bir değil 8-10 saat uykuları bile onlar için yeterli. Çünkü koltuklarda uyuyan, arabalarda uyuyan, hatta enkazın üstünde uyuyan insanlarımız çok büyük fedakarlıklar yaptı. Bizler diyoruz ki Beylikdüzü'nde olası bir depremde buraya gelen arama kurtarma ekipleri en azından kapalı mekanda, karanlık bir mekanda, sessiz bir mekanda uyuyabilsinler ve öz bakımlarını yapabilsinler. Vatandaşımızdan da tabii ki bir takım beklentilerimiz, bazı istirhamlarımız var. Özellikle İstanbul'u bekleyen deprem ve benzeri depremlerde kamunun kaynakları, kamunun imkanları kesinlikle yetersiz olacaktır. O yüzden vatandaşın dahil olması hem deprem öncesindeki çalışmalara, eğitim, tatbikat, faaliyetler, kentsel dönüşüm gibi her türlü deprem öncesi çalışmaya, keza deprem anı için gönüllülerimiz var. Gönüllü kaydı yapıyoruz burada. Herkesi buradan davet ediyoruz. Kimin enkazın altında kalacağını bilemeyiz. Belki biz kalacağız, kendimizi kurtarmak için kullanacağız o bilgiyi. Belki çocuğumuz, belki komşumuz, belki herhangi bir dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan. Yani bir canı kurtarma fırsatı elimize geçecek. Umarız ki deprem olmaz ama bu olabilecek ve olası bir deprem. O yüzden deprem anı içinde bütün vatandaşlarımızın bu hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Tabii ki deprem sonrası içinde gerekli olabilecek barınma, gıda gibi konularda da vatandaşlarımızın desteğini her türlü bekliyoruz. Ki bu noktada vatandaşımız Hatay'da çok güzel sınav verdi. Yani fedakarlık anlamında, afet anı ve sonrası için destek anlamında gerçekten çok güzel işler halkımız tarafından gerçekleştirildi. Ama bunu afet olmadan önce de mutlaka planlayıp depolarımızı ona göre kurgulayıp afet olduğu anda bir nevi hazır halde afete yakalanmak hepimiz için çok kritik. O yüzden buradan tekrardan vatandaşlarımıza afet öncesi, anı ve sonrası için desteklerini beklediğimizi arz ediyoruz, sunuyoruz kendilerine. Biz de yeni kurulan bir müdürlüğüz. Beylikdüzü Belediyesi çatısı altında. Marmara Mahallesi'nde Afet Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeyiz. Orada eğitim konferans salonumuz da var. Afet koordinasyon toplantı odamız da var. Tüm vatandaşlarımızı, afetle ilgili bilinçlenmek isteyen herkesi oraya bekliyoruz. Umarım deprem olmaz. Olursa da en az hasarla karşılarız bu durumu. Beylikdüzü depreme hazır diyoruz.